Sadık sen çık dışarı. Maha hoş geldin diyeceğim ama pek hoş geldiğin söylenemez. Canımı zor kurtardım Dragan. Oyun yaptığımı anlayınca iyice saldırdılar. İyice delirdiler. Bana bile ateş etti manyaklar. Hani bunlar beni çok seviyordu? Artık geri de dönemezsin. Senin bir hain olduğunu biliyorlar. Dragan çok üzgünüm. Planını mahvettim. Ama inan elimden geleni yaptım. Elimden ne geliyorsa yaptım. Nefret ediyorum onlardan Dragan. Hepsini öldürmek istiyorum. Karımla çocuğumun intikamını almak istiyorum. Evet Maho. Planımı mahvettin, bu doğru. Ama merak etme. Dragan'ın her zaman bir B planı vardır. Ve Dragan asla pes etmez. Ne planı? Sakin, sakin. Üstüme dinleme cihazı takıp buraya gelecek kadar salak değilim herhalde. Sen bana güvenmiyor musun? Yaptığın bütün planları mahveden birine kaç defa daha şans verirsin? Ona güveniyorsam sonuna kadar. Ona güveniyorsan. Aklının içindekileri göremiyorum Maho. Bilmiyorum. Ben de göremiyorum Dragan. Ben de bilmiyorum. Eğer ben senin anlattığın kişiysem, Türklerin benim beynimi yıkamasından mı korkuyorsun sen? İlaçlarını ne zamandır almıyorsun? Türkiye'ye gittiğimden beri. Hem ilaca ihtiyacım yok, artık iyiyim ben. İhtiyacın olmaz olur mu? Elbette var. İlaçlarını almazsan hafızan yerine gelmez. Hafızan yerine gelmezse onların sana ne dediğini, seni nasıl inandırdığını bilemeyiz. Ve ben sana güvenemem. Hadi. Bu biraz fazla değil mi? Değil, değil. Doktorunla konuştum. Uzun zamandır ilaç almadığın için dozu arttırabileceğimizi söyledi. Ya bu adam delirmiş mi? Yaptığı şeyin diplomatik bir krize yol açacağından habersiz mi? Ülkesi söz konusu olunca böyle detayları pek önemsemiyor kendisi. Siz bu adamı iyi tanıyorsunuz galiba. Yavuz'u yeni tanımaya başladım ama Türkleri uzun zamandır tanırım. Vatanları söz konusu olunca gözleri hiçbir şey görmüyor. Nasıl atlatacağız bu herifi? Aslında bir yolu var. Konsolosluk kontuna bir an önce ulaşabilirsek orada bize dokunamazlar. Yavuz gibi bir adam bile ülkesini zora sokmamak için böyle bir riski göze alamaz. Siz öyle diyorsanız. Hanımefendiyi duydunuz. Bizi konsolosluğa ulaştırın. Komutanım bunlar nereye gidiyor? Tek bir çıkışları var. Konsolosluk yerleşkesi ait olduğu ülkenin toprağı sayılır. Büyük ihtimal başkonsolosluğa sığınacaklar. O zaman girmelerine izin vermeyelim komutanım. Onlar girmeden vuralım, kıralım, alalım Minday'ı. Arzını sevdim ama geliştirmen lazım Kopuk. Bu manyak peşimizdeyken bizim konsolosluğa ulaşmamız zor. Diğer araçları söyleyin engellesinler. Sıkı tutun. Thank you.
kaybettik. Şu sizin Yavuz demek ki o kadar da gözü kara değilmiş. Pek emin olmayalım derim ben. Sağ solu belli olmaz. Aç camı aç. Hala yapabiliyorken harekete geç ve in arabadan Linda. Yoksa bu hayatta sana ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Gidecekleri yeri biliyoruz, sorun yok. Kopu koş. Dağılıyoruz beyler. Pusuda bekliyoruz. Kimse görünmesin. Emir verdiğim an gireceğiz. Emredersiniz. Keşanlı. Ön taraf sende. Açık çaylak. Arka taraf sizde. Efe Yido, takip edin beni. Maho, iyi geldin mi ilaç? Dragan. Ferman ben. Dinliyorum. Kamyon ne zaman elime ulaşır? Ne zaman istersen. Yaklaşık 3 saat sonra gönderdiğim koordinatlarda olsun. Kamyonumda takip sistemi var değil mi? Elbette var. Sana bütün bilgileri gönderdik ya. Elime ulaştı. Yalnız aracı takipte olacağım, unutma. Kamyon tam istediğim saatte yerinde olsun. Ve sonra ben gelip patlatacakları yeri söyleyeceğim. Ve hareket alacak kamyon. Ne bir dakika geç... Ne bir dakika erken Dragan, dakik olacağız. Sen merak etme. Yalnız o kamyonda litrelerce patlayıcı var. Yani şehrin ortasında gezmenizi çok tavsiye etmem. Sen orasını merak etme. Sadık. 1 saat sonra harekete geçeceksiniz. Bu ferman denen adamın yanına gidecekler. O bombanın nerede patlayacağını onlara söyleyecek. Tamamdır. Yalnız çok dakik olsunlar. Bu adam psikopatın teki. Zaman onun için çok önemli. Ve bu eylem planını ondan başka bilen yok. Merak etme. Herkesi sıkıca tembihlerim. Bunu ne yapacağız? Güveneceğiz mi peki? Bunu ne yapalım? Bu baksana. Ölü balık gibi bakıyor. Türkler de güvenmez buna. Ne işimize yarayacak ki? Çok.
çok işimize yarayacak. Bir kere çok iyi silah kullanıyor. Maho! Duydun mu planımızı, beğendin mi? Bomba gibi. Bomba gibi ha. Doğru. Bomba gibi. Bomba gibi çökecek o şehre. O şehre cehennemi yaşatacağız. Hadi kalk giyin sen de. Hazırlanman lazım. Hadi, hadi hazırlanman lazım. Hadi. Allah kahretsin. Az daha başımıza iş alıyorduk. Neyse geldik sayılır artık. Güvendeyiz burada. Bu ülkeye adım attığımdan beri en uzak olduğum his güvende hissetmek. Peşimden ayrılmıyorlar. Yavuz hala peşimizde. Ya nasıl bir adam bu? Konsoloslukla irtibata geçelim. Kapıları açsınlar. Yoksa bunlar girmeden öldürecekler beni. İyi de bunlar bizim niye peşimizdeler? Bir şey mi duydular? Ya bizi mi dinlediler, niye? Bilmiyorum ama şu anda bunu tartışacak durumda değilim Sayın Başkonsolos. Linda! Artık imkansız Yavuz Karasu. Buraya girmen imkansız. Ben giremem ama seni çıkarırım Linda. Gerekirse bu binayı ateşe veririm. Avucuma düşersin. Buraya adım atman savaş sebebi Yavuz. Buna cesaret edemezsin. Ben hayatımı savaşarak geçirdim Linda. Zaten üniformamı çok özledim. Polis çağırmadan defol git buradan. Neresi söyle? Ne neresi? Nereyi patlatacaksınız? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Seni buradan çıkaracağım Linda. Ne pahasına olursa olsun. Bir kişinin bile burnunun kanamasına izin vermeyeceğim. Bayrak 1, bayrak 2. Bayrak 1 dinlemede. Girelim hadi, ne bekliyoruz? Olumsuz. İşaret daha gelmedi. Bir aksilik çıkmış olabilir. Zaman kaybediyoruz. Bayrak 1, bayrak 3. Bayrak 1 dinlemede. Bayrak 2 haklı. Şimdiye kadar işaretin gelmesi lazımdı. Olumsuz bir durum olabilir. Bayrak unsurları. İçeri giriyoruz. Anlaşıldı bayrak 1. Giriyoruz. Bayrak 4. Beni takip edin. Anlaşıldı. Efe, iyi dur. Bayrak 2. Giriş temiz. Dragan. Ne oldu? Baskın yedik. Hemen çıkmalıyız. Maho. O sattı bizi. Nerede o? Bilmiyorum Dragan ama geliyorlar. Hemen çıkmalıyız. Araç arkada bekliyor.
Baskın var. Dikkat edin. Burası temiz. Bayrak 1, Bayrak 5. Bayrak 1 dinlemede. Ana binanın doğu cephesine doğru bir hareketlenme var. Peşindeyiz Bayrak 1. Anlaşıldı. Bayrak 4 benimle devam. Takipteyim. Dragan. Sen sattın bizi değil mi? Nasıl buldular burayı? Dragan saçmalama, neden öyle bir şey yapayım ben? Takip etmişlerdir sinyal, telefon, ne bileyim bir şey olmuştur. Neden böyle bir şey yapayım ben? Bunun hesabını vereceksin Mao. Bunun hesabını vereceksin. Dragan dikkat et. Çabuk arabayı bir. Çabuk. Çaylak! Çaylak! Çaylak. Konsolosluğa sığındılar komutanım. Gerekirse aylarca çıkmazlar oradan. Nasıl çıkaracağız komutanım? Onlar çıkmayacak, biz gireceğiz. Komutanım korktuğumdan değil ama savaş sebebi bu. Yani bizim bildirmemiz lazım ama izin vermezler. O yüzden kimseye haber vermek yok. Sorumluluk bende. Haber verdiğimiz herkes mesul olur. İçeri girip de başarısız olursak bizi geçtin de devletimizi zor durumda bırakacağız komutanım. Bütün dünya üstümüze gezecek. O zaman başarısız olmayacağız Kopuk. Duydun beni? Başarısız olmayacağız. Duydum komutanım. O zaman benim hazırlık yapmam lazım. Yap, kimseye haber verme. İş yine bize düştü. Çaylak hadi oğlum, abartma lan. Şşş. Kendine gel. Çaylak. Ha, iyiyim komutanım. Ben kendimi rolüme kaptırmışım da biraz, kusura bakmayın. Ulan şakanın sırası mı? Ya komutanım, şu hayatta insana kaç kere nasip oluyor şehit olmak? Benim biraz nefesim daralıyor komutanım. Harbi mi lan? Kaburga sağlamsa sıkıntı yok. Burada ağrı var mı? Yok. Burada? Yok. Sıkıntı yok. Kaburga mis. Oğlum sen doktor musun, kebapçı mısın lan, ben anlamadım. Hadi kalkın, kalkın. Komutanım ben biraz az koymuşum bu kanıya. Senin abin öyle bir oynadı ki onu görmemişlerdir bile. Bir oyunculuk sergilemişim var ya, aklınız durur. Bir ağlamışım, inanamazsınız. Yeterince inandırıcı olmuş mudur komutanım?
Oğlum, senin benim oyunculuğumdan şüphen mi var? Bizim oyunculuğumuz oğlum, bizim. Bizim. Onu kastetmedim komutanım. Dua edelim de kalmış olsun. Karabatak arayana kadar anlamayacağız tabii onu. Hadi. Bu biraz fazla değil mi? Değil, değil. Doktorunla konuştum. Uzun zamandır ilaç almadığın için dozu arttırabileceğimizi söyledi. Yalnız o kamyonda litrelerce patlayıcı var. Yani şehrin ortasında gezmenizi çok tavsiye etmem. Sadık. Bir saat sonra harekete geçeceksiniz. Bu Ferman denen adamın yanına gidecekler. O bombanın nerede patlayacağını onlara söyleyecek. Tamamdır. Yalnız çok dakik olsunlar. Bu adam psikopatın teki. Zaman onun için çok önemli. Ve bu eylem planını ondan başka bilen yok. Merak etme. Herkesi sıkıca tembihlerim. Bunu ne yapacağız? Güveneceğiz mi peki? Bunu ne yapalım? Bu baksana. Ölü balık gibi bakıyor. Türkler de güvenmez buna. Ne işimize yarayacak ki? Çok. Çok işimize yarayacak. Bir kere çok iyi silah kullanıyor. Maho! Duydun mu planımızı? Beğendin mi? Bomba gibi. Bomba gibi ha. Doğru. Bomba gibi. Bomba gibi çökecek o şehre. O şehre cehennemi yaşatacağız. Hadi kalk giyin sen de. Hazırlanman lazım. Hadi, hadi hazırlanman lazım. Hadi. Avcı. Dinliyorum. Durumunuz nedir? Hazırız. Girmek için senden haber bekliyoruz. Olumsuz. Büyük bir saldırı planlıyorlar. İstanbul'da. Büyük bombalı bir saldırı. Bir saate yakın araç çıkacak buradan. Nereye saldıracaklar? Bilmiyorum. Ama öğrenmemiz lazım. Dragan'ı şimdi alırsak aracın yerini bulamayız. Öğrenebilecek misin peki? Evet. Ama bana güvenmesi lazım. Çok şüpheci davranıyor. Aklına ne var? Oyun içinde oyun diyelim dayı oğlum. Artık rahatlayabilirsiniz. Artık burada size hiç kimse bir şey yapamaz. Oturun, bir şeyler için. Gevşersiniz. Eylemler gerçekleşene kadar benim mutlaka ülkeden çıkmam lazım. Yani eğer mümkünse direkt buradan gidebilirsem... Gerekli ayarlamaları yaparız merak etmeyin de. Bizim önce şu işleri bir halletmemiz lazım. Alo. Ne durumdayız? Hazırlıklar tamam mı? Bir aksilik var mı? Güzel. Az kalsın her şey berbat olacaktı.
Kurtulamıyorum bu adamlardan, yok. Ölmüyorlar da. Şans mı diyeyim, yetenek mi diyeyim? Bence her ikisi de. Sağ ol Mao. Hayatımı kurtardın. Ne yalan söyleyeyim, şüphelendim senden, kusura bakma. Önemli değil. Bazen ben bile kendime güvenmiyorum. Araçlar hazır mı? Merak etme. Bir saat sonra yola çıkacaklar. Ferman'ın dediği gibi de tam iki saat sonra istediği adreste olacaklar. Bir dakika. Bir saat sonra çıkıp nasıl iki saat sonra İstanbul'da olacak o araç? Bombalı araç zaten İstanbul'da. Kurtköy'de eski bir çimento fabrikasında tutuyoruz. Ha, güzel plan. Sen Dragon'ın kötü plan yaptığını gördün mü? Ona ne şüphe. Ben mi çıkıp arkaya kolaçan edeyim? Belki takip falan etmişlerdir. Dinliyorum. Beni iyi dinle. Çok vaktim yok. Kamyon Kurtköy'de bir çimento deposunda. Bir saat sonra yola çıkacak. Çıkmadan hemen onu bulmanız lazım. Yoksa takibi imkansız. Tamamdır. Sen? Ben operasyon bitene kadar burada duracağım. Bombayı imha edin. Ondan sonra da camına bakarız. Anlaşıldı. Dikkat et kendine. Merak etme. Bu kafa yerinde olduktan sonra da yolu kimse Karabatağ'a bir daha taklaya getiremez. Güzel. Dinliyorum Fethi. Karabatak bomba yüklü aracın yerini öğrenmiş. Kurtköy'de kullanılmayan bir çimento fabrikasındaymış. Bir saate hareket edecek. Tamam. Güvenlik güçlerine hemen haber veriyorum. Ateşi alabildiniz mi? Araç etkisiz hale getirilene kadar kalmak istedi komutanım. Doğru olanı yapmış. Operasyon sonuçlanana kadar kalmalı. Operasyona biz de katılalım komutanım. Hazırız ve bilgimiz dahilinde. Tamam Fethi. Hemen buluşma noktasına ilerleyin. Ben helikopteri ayarlıyorum. Emredersiniz komutanım. Toparlanın beyler. Bir an önce buluşma noktasına gitmemiz gerekiyor. Helikopter bizi alacak, fabrikanın yakınına bırakacak. Hadi. Derya. Tim'den haber var. Ateş Dragon'dan bugün İstanbul'da bombalı bir saldırı olacağı bilgisini almış. Bombalı saldırı mı? Yerini biliyor muyuz? Maalesef. Ama aracın adresini biliyoruz. Tim harekete geçti. Güvenlik güçlerine haber verelim. Ben de üst komutanlığı bilgilendireceğim. Tamam, ben hemen bakanlığa, valiliğe haber vereceğim. Hızlı olalım Derya. Ne kadar hızlı olursak o kadar avantajlı oluruz. Bir kamyon dolusu patlayıcıdan bahsediliyor. Nerede yapılacağını bilmiyoruz ama büyük bir eylem olacağı kesin. Tamamdır. Bana valiliği bağlayın. Acil. Her şey hazır komutanım. Kimseye haber vermedin değil mi? Yok komutanım. Hadi kopuk, elini çabuk tut. İçeriği gösteren kameralara ulaşmamız lazım. Görüntü vermeden girmeliyiz. Komutanım, binadaki sisteme erişmemiz imkansız. Kapalı devre sistem. Yani dışarıdan müdahale kapalı. Ne yapacağız peki? Binaya ulaşamıyorsak binaya elektrik veren şebeke sistemine ulaşabiliriz. Elektrikler kesildikten sonra jeneratörün tekrar devreye girmesi için azıcık vaktimiz olacak komutanım. Bütün kamera sisteminin kapanıp tekrar açılması bir dakika yakın sürer. Sonra jeneratörle birlikte kamera sistemi tekrar devreye girecektir. İçeriği görebiliyor muyuz peki? Maalesef komutanım. Ama binanın planları önümde. Sinyalinizi takip edip sizi yönlendirebilirim. Tamam. Thank you.
Hadi kazamız mübarek olsun. Adres burası komutan. Kaç kişiler? Dokuz kişi var. Ama içeride daha fazlası olabilir. İsterse 99 olsunlar. Ecelleri geldi bir kere. Komutanım. Durum biraz sakat ama. Nasıl yani? Kamyona varillerle sıvı patlayıcı yüklüyorlar. Çok dikkat etmeliyiz. Çatışma sırasında bir kurşun bile denk gelirse... Hep beraber havaya uçarız. Onunla kalsa iyi. Sokağın tam göbeğine de bir krater açarız. O zaman daha dikkatli olacağız. Herkes attığını vursa yeterli. Her zamanki gibi. Onlar da çok dikkatli olacaktır komutanım. Sonuçta kamyonun içinde milyon dolarlık patlayıcı yatıyor. Gözden çıkaramazlar. Ya tek kurşun benim içime sinmiyor aga. Bütün şarjörü boşaltınca anca rahatlıyorum ben. Tek atış tek adam Keşanlı. Fazlasını sonra yasakla. Lazım olacak nasılsa. Hadi giriyoruz. Kopuk. Komutanım. Hazır mısın? Daima komutanım. Başlayalım, kes elektriği. Tamam komutanım. Elektrikler kesildi komutanım. Sistem kapalı. Kamyon tamam. Kaçta çıkmamız lazım? Tam 10 dakika sonra çıkacaksınız. GPS sizi buluşmaya ne kadar götürecek? Dikkatli sürün. Vaktiniz var. Yola çıktıktan tam bir saat sonra buluşmaya ne varacaksınız? Saatte 40 kilometreyi aşmayın. Sarsıntılara bile duyarlı bu malzemeler. Biri bir düşerse hepiniz havaya uçarsınız. Tamamdır. Merak etme. Şöyle bir. Şöyle iki de iki. Baskın var, dikkat edin! Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Kamyonu görmüyor musun? Ödeyecek misin bizi? Ha! Allah kahretsin. Kimsin? Ben Linda Hanım'ın özel...
geldi. Sistemler çalışıyor. Bu kadının bu binada ne işi var Sayın Başkonsolosum? Bu kadının bir sürü terör örgütüyle bağlantısı var. Sen benim işime karışma. Sen kadını bir şekilde bu binadan tahliye etmenin yolunu bul. Lütfen beni bu işe karıştırma. Hem dış işlerimizin bu krizden bir haberi var mı acaba? Haddini aşıyorsun ama. Bak dediklerimi yapmazsan değil yardımcılığım kapıda bekçi olamazsın. Bakın Türkleri kızdıracaksınız. Bunun bedeli ağır olur. Hiçbir şey yapamazlar. Burası bizim toprağımız. Umarım dediğiniz gibi olur. Aslanlarım benim. Hepimizi tek tek öldürecekler. Ne yapacağız şimdi? Kamyona doğru gidin. Kamyonu kendimize süper edeceğiz. Oraya tüzelmezler. Yürüyün. Varillerin dibindeler. Çok riskli. Yapma. Komutanım, varillere kurşun denk gelirse patlayabilir. Ateş edemeyiz. Ne yapacağız komutanım? Ateş çekeceğiz. Kapanın! Hepsini gebertene kadar çıkın! Sıkın! Şimdilik her şey yolunda komutanım. Merdivenler solda. Devam et komutanım. Komutanım hemen karşıda güvenlik kamerası var. Dikkatli ol. Odası ikinci katta. Yalnız dikkat et, köşede kamera var, yakalanma. Komutanım sağ üstte kamera var. Katta kamera yok komutanım, rahatız. Başkonsolosun odası hemen karşındaki oda. Kimsiniz, ne işiniz var burada? Sayın Başkonsolos'la görüşmeye gelmiştim. Ne işiniz var? Kimin adına buradasın? Ben de bu. Adım Yavuz. Genelde görüşmelerde randevu almıyorum ben. Anlamadım. Anlatayım.
Sakın. Sen delirdin mi? Burası başka bir ülkenin toprağı. Buraya bu şekilde giremezsin. Ya kapıdaki arkadaş da aynısını söyledi. Kaldır elleri. Kaldır. Komutanım, bir hareketlenme var. Sana doğru geliyorlar. Galiba adam alarmı falan bastı. Yukarı gidin, yukarı. Ne oluyor? Lütfen odanızdan çıkmayın. Bir güvenlik ihlali söz konusu. Yok artık. Yavuz, bunu da yapmış olamazsın. O bombalar nerede patlayacak? Ya sen neden bahsediyorsun? Bana bak, sakın bana aptal numarası yapma. Senin başkonsolosun, iyi misiniz? Açın kapıyı. İçeri girerlerse seni öldürürüz. Çok ciddiyim. Kafanı patlatırım. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sen dediklerimi yaptığın sürece sakinim ben. Tamam mı? Kimseye de haber vermesinler. Söyle. Tamam. Hey! İçeride birisi var. Eğer siz içeri girerseniz beni öldüreceğini söylüyor. Adam ciddi. O yüzden içeri girmeye kalkmayın. Kimseye de haber vermeyin. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Bak, siz içeri sakın girmeye kalkmayın. Sık sık sık! Çık lan! Dur lan! Nefes aldırmayın lan! Hadi! Aga, başlarım ben böyle işe. Yağdırıyorum ben, ne var ne yok. Keşanlı, bekle. Komutanım, böyle beklersek delik deşik olacağız. Keşanlı, çaylak. Bıçaklarınızı çıkarın. Bu hızla giderlerse mermileri tükenecek. Sessizlik olduğu anda şarjörleri değiştirmelerine fırsat vermeden fırlıyoruz. Siz istediniz lan! Helal Çaylak. İşte bu kadar. Adamın böyle elinde patlatırlar planını.